Hadisenin yeni dizisindeki sevişme sahneleri sosyal medyada olay oldu şeklinde haberler paylaşılıyor. Yaklaşık bir aydır esas olan isimli bir dizi gösterime girdi. Başrolde Hadise ve Seda Bakan'ı izliyoruz. Hadisenin de ilk oyunculuk deneyimi olacak falan filan. Böyle bayağı bir reklamı yapıldı bu işin. Aga dedim bu nedir? İki bölümüne maruz kaldım. Şimdi size onu anlatacağım ki hata yapıp da izlemeyin. Hikayemiz Hadise'nin kendi evinde elinde saç fırçasıyla bir deli gibi duvarlara sürtüne sürtüne eğile kalka yaptığı ilginç dans figürleriyle başlıyor. Ceren isimli bir karakteri canlandırıyor. Yine bu bir şarkıcıymış. Aynı zamanda da oyuncuymuş. Burada da oyuncuyum ben diyor. Oyunculuğundan da şöyle kısa bir kesit vereyim. Taşınıyorum da. Çok pardon ben birisinin taşındığını bilmiyordum. Şimdi biliyorsun. Çok pardon ben birisinin taşındığını bilmiyordum. Maşallah. Bu kalitede giden bir oyunculuk var. Biz TikTok'taki şu kıza çok büyük haksızlık etmişiz. Rönya! Yani sen ya, ödümü yani bu kıza Oscar falan vermeleri lazım hadisenin oyunculuğunun yanında. Neyse devam edelim. Hadisenin evde kendi kendine yaptığı çiftleşme dansını izledikten sonra ikinci kahramanımız Selma Seda Bakan giriyor. Burası sana bu da böyle işkolik bir kadın falan. 50 kere 60 kere altını çizdiği için söyleyeyim dizinin içinde. Risk analistliği yapıyormuş. Finansçı falan fıstık bir tip. işkolik bir kadın modeli. Hadisenin mükemmel oyunculuğu Seda Bakan'a da sıçramış. Vasat altı oyunculuklar ve çok berbat bir kurgu var. Demişler ki yıllardır internetteki ergenler, internet abazaları hadisenin ifşasını arayıp durdu. Hadise ifşa, ifşa. Alın size ifşa yapalım. Biz buradan çok iyi ekmek yeriz demiş dizinin yapımcıları. Gain platformunu satmak için hadiseyi her bölümde seviştirecekler arkadaşlar. Hikayemiz budur. Şimdi bunun bir tane sevgilisi var. O da oyuncuymuş. İki yıldır beraberlermiş. Hesapta bu adama çok aşık falan filan. Hikayenin hemen başında bir ayrılık hikayesi duyuyoruz. Git. Hatta siktir git. Selma karakteri de tesadüfen bunun erkek arkadaşıyla tanışıyor. Nasıl tanışıyor? Selma barda bir adamla buluşuyor. Date buluşma dedim çok affedersiniz. Date'e çıkıyor bir adamla çok affedersiniz. Ben cahillik ettim efendim. Bir adamla date'e çıkıyor. Yan masada da Ceren'in sevgilisi var. Bir arkadaş grubuyla oturuyorlar. Adam bunu gözüne mi kestiriyor nedir? Yanında adam olan bir kadına böyle dönüp bakıyor. Onları dinliyor falan filan. Sonra adam diyor ki ben içkilerimizi tazelemeye gideyim diyor. Barda hemen arkada bu arada. Alıyor boş kadehleri. Barda içkileri tazeletecek. Bu sırada yan masadaki adam Ozan yani Ceren'in sevgilisi dönüyor. Bu adamı bırak işte şöyledir böyledir falan filan. 3,5 dakika konuşuyorlar. Adam da hemen şurada. 3,5 dakikada bir içkiyi tazeleyemedin mi? Hayırdır? Neyse böyle salakça bir diyalog yazmışlar. Date çıktığı adamla o kadar konuşmamış. O adamla konuşuyor falan fıstık. Neyse bak sonra konu nerelere bağlanacak. Selma karakteri de Ceren'le aynı apartmana taşınıyor. İlk gün böyle bir atışma oluyorlar yüksek sesle müzik dinlendiği için falan. Ben diyor çalışacağım, müziğin sesini kapatacaksın. Ben sanatçıyım, bana ne, ne sen nesin falan diyor. Ondan sonra bunlar bir şekilde arkadaş oluyor. Ceren işte sevgilisinden bahsediyor falan, eski sevgilisinden. Yani şimdi bu risk analistiyim, böyle her şeyi böyle incik, incik detayları inceleyen bir kadın moduyla. Nasıl sen eski sevgilisinin kim olduğunu bilmezsin ya da merak etmezsin ya da internet üzerinden bakmazsın. O da ünlü bir oyuncuymuş falan filan neyse. O adamı da tanımıyor hesapta. Bunu da yedik. Tamam bunu da yedirdiniz mükemmel bir senaryonuz var. Neyse efendim Ozan Ceren'e diyor ki ilişkimizi bitirelim. Ceren çok üzülüyor böyle seviyormuş bu adamı çok seviyormuş bak ne kadar sevdiğini de anlatacağım. Ondan sonra Ceren'in böyle şey tripleri var sinirlendiği zaman ya da üzüldüğü zaman falan. Andayım, andayım. Of tamam andayım, farkındayım, öfkeliyim, nefes al. Anda kal böyle. Meditasyon halleri ama sinir krizi geçirirsiniz izlerken 4-5 kere koymuşlar andayım andayım diye diye yani hay Allah'ım Rabbim fıttırırsın. Onlara da eyvallah dedik mükemmel oyunculuğuna da eyvallah dedik konu acayip akıyor ona da eyvallah dedik. İki kadın kafadar oluyorlar işte birinin sevgilisi yok biri de sevgilisinden ayrılmış birbirlerine moral veriyorlar bilmem ne. Diyorlar ki biz birbirimize date ayarlayalım. Sen bana bir date ayarla ben sana bir date ayarlayayım. Bak buluşma değil. Randevu falan değil kesinlikle. Date. Böyle İngilizce kelimeleri bolca serpiştirmişler. İrite oldum izlerken. İrite mi? Ne biçim konuşuyorsun sen? Cringe diyeceksin. Tamam cringe. Cringe oldum izlerken çok. Bunlar konuşuyor. Bunlar birbirini bir date ayarlıyor falan. Hadise de zaten galiba baba evinde yaşıyor hala. Hep böyle prenses gibi giyiniyor falan. bir tüylü tüylü şeyler. Tavus kuşu gibi geziniyor falan. Çok abartılı dekolteli gece kıyafetleri. Gece gündüz fark etmeksizin aynı şekilde sahilde donla yürüyor falan. İlginçti gerçekten. Transparan bir tül ve altında siyah donuyla hadiseyi izliyoruz. Bebek sahilinde mi artık nerede yürüyorsa neyse. Benden uzak yürüsün de. <laughs> Bunlar birbirlerini bir erkek arkadaş ayarlayacak hesaptan. Ulan daha dün ayrılmışsın hani senin acın vardı falan. Yok. Ceren Selman'ın tanıştırdığı adamla buluşuyor. Ondan sonra hoppa hemen yataktalar. Bu arada da konuk oyuncu olarak belirtmişler bunları. Kubilay Aka ilk seviştiği adam. Böyle bir kraliçe beni ne yapsın dedim yani. sevişme sahneleri de bir garipti. Köpek uluma sesleri falan çıkıyor. TikTok videoları gibi efektler kullanmışlar ara ara. Şimdi bir adam görüyor Ceren. O sırada kafasının içinde bir kaplan oluşuyor. Bir kaplan efekti vermişler. Bir adam görüyor orada yanardağ patlıyor. Yanardağ efekti vermişler falan. Ya ben malım galiba anlamıyorum. Yani cringe olmaksa dibine kadar cringe oldum. İzlediğim her saniyenin hakkını verdi cringe olmak konusunda ama ben yine de irrite olmayı tercih ediyorum. Ya belki de ben anlamıyorumdur. Bak mesela şöyle bir sahne vardı. Bunlar belki başka bir evrende de ben olayı abartıyorum. Bunun bir de arkadaşı var tamam mı Mert diye. Ama ona kısaca Mert o diyor. Hani her şeyin sonuna o takıyoruz ya. Aşk o, can o, kuş o. Merto da bir kafe işletiyor falan. Özel tatlar deniyor. Kahve mahve falan fıstık. Neyse kankası Ceren dükkana geliyor bunun. Dükkan mı? Ne dükkanı ya? Ya ne kadar bir cahilsin. Neyse devam edelim. Merto o sırada bara doğru dönüyor. Bakın burada sahnedeki saçmalığa bakın. Özensizliğe bakın. Ya da ben anlamıyorum. Siz değerlendirin. Bir badem sütlü bir de fındık sütlü. Gelin eee ee, bize iklat edercim. Bir tane Arada da bayağı mesafe var. Pelin de şöyle okey yapıyor. Belki de bu hareket önemlidir. Şöyle yapıyor ya orada. Abi bunlar oturuyor. Bak diyalogda kopukluk yok. Sahne geçişi yok. Sadece yakın plana geçiyor. Bunlar oturur oturmaz şak kahveler geliyor ışık hızında. Anladın mı? Bunlar çok gelişmiş insanlar abi. Uzay çağında yaşıyor. Bizim haberimiz yok. Düşünce gücüyle bir anda latteler oluşuyor. Anında da masaya geliyor. Pelin isimli barda duran kadının normal şartlarda oraya gelmesi 20 saniye sürer. Yani bardan çıktın dolanacaksın oraya yürüyeceksin anladın mı? Arada da bir mesafe var. Yani taksi tutsan 70 lira yazar oraya kadar. Ben anlamıyorumdur belki efendim. Bu arada bu dizi tanıtımı yapılırken dizinin yönetmeni ve hadise arasında da aşk olduğu söyleniyor. Yani hadisenin ilk oyunculuk deneyiminde yönetmeniyle aşk yaşadığıyla alakalı bir haber var. Bence bu da kesinlikle PR. Ya da şöyle bir ilişkileri de olabilir. Şimdi yönetmensin tamam mı? Sevgilinle settesin. Birbirinizi çok seviyorsunuz ama sizin aşka bakış açınız falan farklı hani. Çok daha gelişmiş insanlar oldukları için bunlar farklı bakabiliyorlar. Evet aşkım şimdi tırnaklarını geçir adamın sırtına. Oh geçir aşkım tırnaklarını çok güzel. Şimdi çık adamın üstüne. Çok güzel aşkım. Neredesin aşkım? Tamam aşkım. Şimdi kafanı kaldırıp iniltiler çıkarmanı istiyorum aşkım. Duvarları tırmalı aşkım. Böyle ilişki mi olur? Yani bu da tabii ki reklam kokan bir hareket. Al bunlar reklam kokan hareketler Mike. Bunlara gerek yok. <laughs> Bunlar her bölümde biriyle sevişe, sevişe, sevişe esas oğlanı bulacaklar. Bir de hesapta podcast yayını yapıyor ikisi. Anonim bir isimden hesap açıyorlar falan. Bunlar bir anda çok dinlenmeye başlıyor. Kaybedenler Kulübü değil miydi ya bu? Kaybedenler Kulübünden böyle rol devşirmişler. Böyle seks muhabbetleri yapan YouTube'da podcast kanalları var ya orada abuk subuk konuşan seviyesiz kadınlar var. Bunlar da öyle bir şey deniyor falan hesap. Yani diziyi şişirmek için bir şeyler bulmaya çalışmışlar ama dizi çalışmaz abi. Çok kötü. Kötü ötesi. Hayatımda izlediğim en kötü şey. Gerçekten izlerken beynim kanadı. Yani içeride şu şarkı çalıyordu ben izlerken. Allah'ım Neyse bu bir date daha çıkacak. Hadi bir sevişme sahnesi daha göstereyim size vıcık vıcık. Selma Hadise'ye kuzenine ayarlıyor. Kuzeninde böyle çok ünlü bir şarkıcıymış Tarık. İşte Tarık'la bunlar buluşuyor da buluşur buluşmaz hemen yatak moduna geçiyorlar. Ya modern ilişkiler zaten bö böyledir. Hemen seks konuşmalıyız. Aşk böyle bir şey zaten. Bunlar başlıyorlar sevişmeye. Tarık'ın evinde böyle bir mutfak tezgahı var. Mutfak tezgahının üstündeki böyle tabak çanağı. klişe bir sahne olarak böyle yerlere fırlatıp ondan sonra hadiseyle oynaşmaya başlıyorlar. Ama ne oluyor? Ondan sonra hadise yatak odasına girdiğinde adamın ne hikmetse çekmecesini karıştırmaya başlıyor. Ha, burada da seks oyuncakları varmış. Seni yaramaz falan diyor. Adam da diyor ki onlar senin için değil. Nasıl benim için değil? Onlar daha kötü kadınlar için falan gibi gerzek bir diyalog yazmışlar orada. Kelepçeler, bilmem neler, kırbaçlar anladın mı? Hadise diyor ki ya ben de bunlarla oynamayı seven, fantezi seven bir kadınsam bu tutumunu hiç beğenmedim falan deyip salak bir şekilde oradan çıkıyor biraz yiyiştikten sonra. Adamın evinden çıkarken elinde kelepçelerle bilmem nelerle paparazzilere yakalanıyor. ya harbiden bir Dir <laughs> git çay koy falan dedim içimden. Yani elinde onlarla niye çıkıyoruz? Yine anormal bir oyunculuk. Wow çok iyi oyunculuk gerçekten. Dudaklarını ısır aşkım? Şuh şuh bak aşkım. Yönetmenim ben. Sevgilime direktif veriyorum. <laughs> Neyse bu Ozan'la Selma da sık sık denk geliyor. Yani başka bir evrendeler dedim ya. Selma da Ozan'ın halen daha eski kırığı olduğunu bilmiyor. Ceren'in eski sevgilisi olduğunu bilmiyor falan. Sonradan anlayacak olayları bilmem ne. Oğlum niye bu kadar şey yapıyorsun ki? Ya biz arkadaşız. Arkadaşımın eski sevgilisiyle çok ayıp olur falan diye mi duyar kasıyorsunuz ya? Ayıp olabilecek tek şey bu mu yani dizideki? Lan bırakın lan bu işleri. Kadının hesapta aşk acısı var. Daha ilk günden işte o Kubilay Akan'ın canlandığı karakterle sevişiyor. Sonra da gelip Selma'ya anlatıyor diyor ki işte acıdım diyor, üzüldüm diyor, seviştim falan. Pity fuck yani diyor Selma'da. Allah'ım yani bir cringe'te şey Seda Bakan hayattan soğuttu beni. Berbat bir oyunculuk. Seda sen ne yaptın kendine yani? Kardeş Payındaki Feyza'dan ya da Arif ve 216'daki Alev'den sonra sana ne oldu? Pity fuck'mış. Bir şey daha öğrendik. Pity fuck'ta acıma seksi oluyormuş efendim. Biz cahil olduğumuz için bilmiyoruz. Demek ki aşk böyle bir şeye evrildi. Şimdi özel söylemiyorum. Daha önceden de böyle bir teorim vardı. İnsanları böyle sekso manyak yaptılar. Gerçekten sekso manyak. Aşk ve seksi yer değiştirdiler. Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat bu mu? Zaten bir filmde bir dizide böyle arka fonda saksafon sesi geliyorsa o dizi ya da film cacıktır. Bunu da daha önce de belirtmiştim. Yine bu tespitimin altına imzamı atarım. Güçlü kadın imajı hesapta. Bunlar güçlü kadın. Ayaklarının üstünde duruyorlar. Güçlü kadın imajı bu mu ya? Güçlü kadın önüne gelen her erkekle yatan kadın mı? Kaşar kadına güçlü kadın mı diyoruz? Burada cinsiyetçilik yapmıyorum ya da ahlak bekçiliği, namus kumkumalığı falan değil yanlış anlamayın. Erkekler de kaşarlık yapıyor. Yani herkesin kaşar olduğu bir evrende geçiyor hikaye. Belki de ben çok fazla dışarı çıkmadığım için gerçekten herkes kaşar olmuştur da benim haberim yoktur. Aşk bu mu? Sevda bu mu? Yani ilişki bu mu? İki yıllık ilişkin bitti diyor. Ondan sonra her gün biriyle yatıyor. Lan bir yürü git çay koy. Güçlü kadın imajı tek başına yaşayan, mutsuz yaşayan, ilişkiyi dediği zaman seks odaklı düşünen kadın mı? Hiç böyle çocuğum olsun, bir çocuk büyüteyim. Hani gerçek güçlü kadın bu değil midir? Ne bileyim ben mi yanlış biliyorum? Yani neresinden bakarsan bak, beş para etmez, çok kalitesiz, rezil bir iş. Dünya kadar sahne kopukluğu var ama çarpı 2 izledim. Yani sadece yorumlayacağım için çarpı 2 de izleyip dayanabildim. Buradan da sesleniyorum çarpı 5 özelliğini de aktif edin ki bazı dizileri izlemek zorunda kaldığım zaman bunları çarpı 5 izleyebileyim. Midem bulandı hadiseyi böyle şey gibi düşünün. Ekmek hamuru gibi düşünün tamam mı? Ama esmer undan yapılmış. Ekmek hamuru gibi katmer katmer. Devamlı hadisenin yoğrulduğu ya da böyle duvarlara sürtüp kendini yoğurttuğu. Yoğurtmak. <laughs> Yoğurtturduğu. Neyse artık. Saçma sapan bir iş abi. Gözlerim kanadı. Şimdilik benden bu kadar. izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.